13 ders, birinci metin. sen ne? müsenne Müsenne neydi? Efendim. Tekil bir sözcüğün sonuna, mesela müderris, ani, eklerseniz, ya da eyni. Eyni diyorum çünkü bu y'den önceki fetalı gelir. Efendim nun da her iki halde de ani ekleseniz de eyni eklerseniz de e, kesralı olur. Bu şekilde biz misenna bir isim elde etmiş oluruz. Aslında ani ya da eyni ekleriz misenna'nın sonuna diyerek biz irabını da vermiş oluyoruz. Bu şu anlama geliyor müderrisa müderrisani sözcü merfu iken müderriseyni sözcüğü ise diğer durumlarda kullanılır. Başka üçüncü bir hali yoktur. Diğer durumlar nedir? Efendim mansup ya da mecrurdur. Demek ki Türkçe'de ifade edecek olursak özne halinde ani diğer durumlarda yani nesne ve C tamlama halinde ise eyni ekir getirildiğinde e efendim e tekil bir sözcüğün sonuna e müsennanın da irabını bilmiş oluyoruz. E burada e peki bir cümle içerisinde kullanamıyorsak nerede nasıl nerede müderrise yani, nerede müderrise yani diye, diyemiyorsak bu ira, müsennanın irabını bilmememizden kaynaklanmıyor. O müsenna olan sözcüğün cümle içerisinde özne halinde mi, nesne halinde mi, tamlama halinde mi? Yani ref halinde mi, Nasf halinde mi, cer halinde mi geldiğini bilememizden kaynaklıyor. Zaten metinlerde bu işi e, görecektir. İrabul müsanne İkilin irabı. Efendim, burada e, şu müsannenanın sonundaki e, işte yatay yazılan e, şeyin adının elif olduğunu söyleyeyim. Buna elif-i maksura diyorlar ve Arapçada elif asla hareke almaz. O yüzden sessiz geldiğini görürsünüz. İrabul <laughs> müsenne. O yüzden bunun cer alameti açıkça gösterilmez. Çünkü hareke almıyor ki. Evet, ikilin irabı. Bu bir isim tanıması. Hatimun yezuru usratehu. Bu başlık. Hatim ailesini ziyaret ediyor. يزور أسرته بردش حاتم جندي في الجيش الأردني حصل حاتم على يومين إجازة وحضر إلى مدينة عمان لزيارة أسرته فاستقبله الوالدان بالفرح والسرور كما حضر إلى منزله بعض الأصدقاء للإطمئنان عليه سأل حاتم عن أختيه زينب وفاطمة فأخبرته أمه أنهما في المدرسة وستحضران بعد ساعة وفي المساء ذهب حاتم إلى المسجد لصلاة العشاء فقابله الصديقان محمد وسعيد فرحب بهما وجلس معهما بعد الوقت قضى حاتم إجازة قصيرة بين الأهل والأصدقاء وبعد انتهاء الإجازة ودع حاتم الوالدين ثم عاد إلى مكانه في الجيش bu metnimiz arkadaşlar. içerisinde tekil, ikil ve büyük ihtimalle çoğul isimler de geçiyordur. Ama konumuz ikiller. İkiller ref durumunda ani. Efendim nasf ve cer durumunda ise eyni ekleriyle biterler. Mesela el valideyni. Niçin el valideyni demedik? Çünkü mefhulün bir olarak gelmiş. Nesne halinde. Sadikani dedik. Niçin? Ani ile söyledik. Çünkü kabele fiilinin faili. Özne halinde gelmiş. Yevmeyni. Yevmeyni. Niçin yevmeyni değil de yevmeyni dedik? Efendim ala harfi üzerinden sonra gelmiş. Yani mecbur isim olarak gelmiş. Evet. Belki aklınıza şu gelebilir. Şuradaki etmi anen ifadesi niye eyni diye gelmemiş. Efendim bu kelimenin kendi yapısından kaynaklanıyor. Etmi anen ikil bir sözcük değildir. Etmi it anen itma anne diye bir mazi fiilimiz var. Onun mastarıdır. İkil değil. Belki setahdurani e, ibaresinde e, niye ani gelmiş de eyni gelmemiş diye aklınızda gelebilir. Efendim e, bu ani bahsettiğim durum isimlerin sonuna bitişen anidir. Oysa bu e, fiildir. Fiilin sonuna ani eki gelmiş. Buradaki a hiçbir zaman ey olmaz. Ani, eyni e, fiillerin sonuna gelmez Bahsettiğim Ani eki Tekil isimlerin sonuna gelir Özne halinde Eyni Diğer durumlarda nesne ve tamlama halinde Gelir Nas ve cer halinde gelir Önce Metni okuyalım Hatim Ailesini ziyaret ediyor Hatim Ürdün ordusunda bir askerdir. Hatim iki günlük bir tatil elde etti ve ailesini ziyaret etmek için Amman şehrine geldi. Anne baba onu sevinç ve neşeyle karşıladı. Ayrıca evine mutmain olmak için yani sağ salim olduğundan iyi olduğundan emin olmak için efendim gönüllerini yatıştırmak için bazı arkadaşlar geldi. Hatim kız kardeşleri Zeynep ve Fatıma'yı sordu. Annesi ona Onların okulda olduklarını ve Bir saat sonra geleceklerini haber verdi. Akşam Hatim Yasın namazını kılmak için Camiye gitti. İki arkadaş Muhammed ve Said Onun karşısına çıktı. O onlara merhaba dedi. Yani onları sıcak karşıladı ve onlarla birlikte biraz oturdu. Hatim aile fertleri ve arkadaşlar arasında kısa bir tatil geçirdi. Tatilin bitmesinden sonra Hatim anne babaya veda etti. Sonra oradaki yerine döndü. Tercüme ederken <laughs> bazı ögelerin altını da çizdim. Tercüme ederken genel olarak Arapçadaki İsim cümlesi ise müptedadan, fiil cümlesi ise failden başladım. Çünkü isim cümlesinin müptedasına, fiil cümlesinin failine Türkçe'de özne deriz. Ve Türkçe bir cümle özne başlar. Evet. Daha sonra müptedanın en asıl elemanı ile tercümemi bitirdim. Çünkü o yüklemdir Türkçe'deki. E, fiil cümlesinde de fiille bitirdim e, cümlemi. Geri kalan tamamlayıcıları da araya sıkıştırdım. Çünkü Türkçe cümle özneyle başlar, yüklemle biter. Tamamlayıcı ögeler de özneyle yüklemin arasına sıkıştırılır. Peki Arapça'da nasıl? Arapça'da isim cümlesi ise e, işte özneyle başlar, sonra yüklemle biter. Fakat yüklemde en asıl eleman en başa gelir. Yani bir fiil varsa Fiil başa gelir. Fiilin tamamlayıcı ögeleri peşinden sıralanır. Ee, efendim. Fiil cümlesi ise zaten fiil baştadır. Türkçe'de bu yüklemdir. Ee, peşinden özne getirilir. Ee, Arapça'da buna biz fail diyoruz. Peşinden de e, tamamlayıcı öteki ögeler. Kimi, nereye, niçin, nasıl, efendim, ne zaman sorularını alır. Ee, efendim. Hatim ailesini ziyaret ediyor. Mübteda ve haberden oluşan bir cümle. Haber de fiil cümlesi. O zaman kendi içerisinde ögeleri ayıracağım. Yezuru fiil, faili gizli huve takdir ediyorum. Usratehu, bu da yezuru fiilinin mefunun bir ögesi. Hepsi fiil cümlesi hatimin haberi. Hatim ailesini ziyaret ediyor. Bak özeyle başlayıp yüklemle bitiriyorum. İkisinin arasına Türkçe'de tamamlayıcıları sıkıştırıyorum. Evet. Ee, İzmir'de bir yerde şöyle duymuştum. Anam satıyor. Yok, anam yapıyor. Ben satıyorum. Arasına sevgimi katıyorum. Dondurma satıyordu da bu. Ben de bunu özneyle başlıyor, yüklemle bitiriyoruz. Araya da tamamlayıcıları sıkıştırıyoruz. Ee, e, şeklinde uyar, uyarlamıştım. Hatemun müpteda. geri kalanında e, haber Şimdi C Cundiyun Cundiyun bu Y şetleridir. Erhan. Hatimu mübteda Cundiyun haber. E şimdi bu nekra bir sözcük. Nekra bir sözcükten sonra kendisiyle bağlantılı bir şibi cümlesi gelirse ki bu böyledir. Bağlantılıdır. Ürdün ordusunda bir asker. Yani Ürdün ordusunda ifadesi şuradaki askerin sıfatıdır nekra artı C belirtisi sıfat tanımasıdır. Hatim müpteda, geri kalanı da haberdir. Hasale hatimun ale yevmeyn icazeten Efendim Şuradaki icazeten şu yevmeyn ifadesinin temiz olarak kabul edilebilir. Ben onun üzerinde durmayacağım. Ama ala artı mecrur isim bir bütün olarak Hasale fiilenin mefulin bih gayri ögesidir. Hasale ala ile birlikte elde etmek, kazanmak ee, anlamını verir. Ama normalde harfi cerli ala ile kullanılmaz da efendim başka bir anlam olur. Meydana gelmek, husule gelmek gibi. Hasale fiil hatimun fail öteki de mefulun bir gayri sarıdır. Hatim iki günlük tatil elde etti. Fiil, fail, mefulun bir gayri sarı. Hazara efendim nesnesini direkt alabilir ama yaygın kullanım ile ile al, alması yönündedir. Hazara ile Medine Amman Amman şehrine geldi e, li ziyarete usretihi ailesini ziyaret etmek için Hazara fiil fa'ili gizli huve e, ile Medine Amman bir bütün olarak hepsi car mecrurdan oluşuyor. Mecrur da burada muzaaf, muzaafın ilehden oluşuyor. Belki buradaki ammen muzaafın ileh madem niye kesra almadı diye aklınıza gelebilir. Efendim bu gayrimusarif. Gayrimusarifler e, feta ile mecrur olurlar. Belki diğer diyeceksiniz ki niye an, an geldi, eyni gelmedi. Efendim ammen kelimesi ikil değil ki. Özne halinde ani Diğer durumlarda eyni gelsin. Ammen, kelimenin kendi yapısından. Biz ani, ekini neye getiriyorduk? Tekile. Ee, ama ammenin tamamı tekil. Evet. Ee, efendim, zaten o an ek değil. Ee, oysa isimlerin sonuna gelen ani, eyni, kelimenin bir ekidir. Son ekidir. Türkçe'de olduğu gibi. Diyeceksiniz ki, Arapça nasıl ek alır? Eklemeli bir dil değil ki evet 5-6 tane efendim böyle eki vardır. <laughs> Fiil fail mefulun bir gayri sarı efendim geliş sebebi de li ziyareti usrati ibaresiyle ifade bulmuş anlatım bulmuş mefulun li eclihi mefulun le. mefulun min ögesidir. E, son kullandığım üç derim aynı anlama gelmektedir. Meful le en kısa ifadesidir bunun. İstakbelehul valideni bil ferahi ve sururi. İstakbele fiil hu mefulun bihtir. El valideni fail. Buradaki mefulün bih bitişik nasb zamiri geldiği için bitişik nasb zamiri olarak geldiği için failin önüne geçmek zorundadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Efendim diyeceksiniz ki ben Hu'yu failden sonra getirmek istiyorum. Getirebilirsin ama hu şeklinde getiremezsin. Çünkü hu bitişen bir nasr zamiridir. Biti neye bitişir bu bitişen nasr zamiri? Fiile bitişir. Peki ayırmak istersen ne olur? Evet Arap dilinde öyle bir zamirimiz de var. İya hu yapısını kullanırsınız. İya buradaki hu'nun ayrık halidir. İstakbil el validani diyebilirdiniz. Fiil mefulun bi fail ögesi. Bil ferahi ve sururi car mecrurdan oluşan bir şibir cümlesi olup hal ögesidir. Baba, anne baba işte hatimi karşılarken ki durumları ne? Sevinçli, neşeli olmak. Evet. Anne baba onu efendim neşe ve sevinçle, sevinç ve neşeyle karşıladı. Fiil mefulun bi, fail hal Keme Kema hazzara ila menzilihi ba'dul <tip edin> asgayi lilitmi anani aleyhi. Efendim, lilitmi anani aleyhi gelme sebepleri. Nitekim başına li gelmiş. Li'nin en yaygın kullanım anlamı e, sebep bildirmesidir. Türkçe'ye de genelde için diye tercüme edilir. Ama tek kullanımı bu değildir. Evet. Gönülleri e, efendim onun e, gönüllerini yatıştırmak için yani onun e, selametinden, sağ salim oluşundan emin olmak için. Biz genelde mutmain olmak için deriz. Mutmain olmak bu anlama geliyor. Gönlün yatışması. Yani bu neşe, e, efendim, endişe, endişe e, var ya endişe. Ha, onun sakinleşmesi, onun giderilmesi itmi anen oluyor. Evet, o, onun sağ salinden, sağ salim oluşundan emin olmak için e, evine bazı arkadaşlar geldi. Burada hadara fiil, failimiz ba'du lastıgâi ile menzilihi terkibi şibir cümlesi olup nereye sorusunun cevabını verir. Mefulün bir gayrı sarihtir. Diyeceksiniz ki buradaki fail niye mefulün bir gayrı sarihten önce gelmedi? E, gelebilirdi. Yani hazara ba'dul aslıgâyi le menzilihi lil aleyhi. Fakat burada sonra gelmesinin bir kapalılığı söz konusu değil. Efendim fiilin e, zorunlu ögesi merfu ögesidir. Ötekiler hep tamamlayıcı ögelerdir. Buradaki bağıt sözcüğünün dammel oluşu merfu olduğunu gösterir. Dolayısıyla bir fiilin sadece bir tane merfu ögesi vardır. Dolayısıyla ile menzilihi lilitmi anayani aleyhi hadaranın önüne gelse de herhangi bir kapalılık olmaz. Yeter ki şu ba'dul astıgai fiilin fail olduğundan fiilin önüne geçmesin. Önüne geçerse ona biz fail demeyiz, mükteda deriz. Efendim, se'ele hatimun an uhteyhi an uhteyhi Zeynep ve Fatıma'ta. Şimdi burada Zeynep ve Fatıma kız kardeşlerinin bizzat kendileridir. Bu Zeynep ve Fatıma uhtey sözcüğünün Bedelidir. Bedeli mutabıkıdır. Bunun hepsi bir bedel grubudur. Başına an gelmiş. O zaman car mecrur. Yani cer grubu oluşturmuş. Bu Cer grubunun tümü de Selefili'nin mefulim bir gayri sarı ögesidir. Demek ki Selefil hatim fail. An Uhteyhi Zeynep ve Fatıma bu da mefulün bir gayri sarı ögesidir. Burada e, konumuzla ilgili Uhteyhi sözcüğü üzerinde duralım. Ee, Uktey uh hi şuradaki hi onun anlamında muzafın ileyhtir. Peki uht bu da kız kardeş demek. Peki şuradaki ye neyin nesi? Hani isimlerin sonuna ya ani ekleriz ref durumunda ya da diğer durumlarda eyni ekleriz demiştik ya. Evet. Buradaki o eydir. Nunu nerede diyebilirsiniz? Efendim muzaaflar nununu yitirirler. Yani e, muzaf ögesine kalan e, karşılık gelen muzaf ögesine karşılık gelen ikil e, ve nun e, eki alan çoğullar yani un e ile e, çoğul alan cümlezeker salimler var. Ha. E, efendim ikil nunu ve çoğul nunu muzaf olduğunda sözcük kesinlikle düşer. Burada da nun o sebeple düşmüştür. E, peki esadikani burada nun düşmemiş. Demek ki muzaaf halinde değil. Olsaydı muzaaf halinde kesinlikle düşerdi. Burada düşmüştür. Niye A, o zaman uhtahu demedik de uhteyhi dedik. Harfi cerden sonra gelince o elif Y'ye dönüşür. Evet. İrabını yaparken oradaki elifle efendim uğraşıyoruz biz. Elifi dikkat alıyoruz. Ve merfu bil elif mansuf ve mecrur bil ya diyoruz. Çünkü oradaki zaman zaman düşebiliyor ya. Evet o sebeple. Fe akbarat hu e, ummuhu enne huma fil medreseti. Efendim burada huma bitişik bir, bir nasb zamiri. Ama fiile değil de efendim bir edata bitişiyor. Nasb edatlarına, inne ve benzerlerine. Buradaki huma ennenin İsmi e, ismi diyoruz. Yani müpteda. Fil medreseti bu da haberdir. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu? Efendim enne isim cümlesini mastarlaştıran bir yapıdır. E, i̇sim cümlesinde iki ögesi olur. Müpteda haberi. İşte enne müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin başına gelmiş. Ve bu elde ettiğimiz yapıyı müevver mastar diyoruz. Ve bu e, burada akbarafinin mefulun bir e, ögesi olacak. E, şimdi söyleyeceğiz. Ama ilginçtir, akbara fiilinin ikinci ve üçüncü olmak üzere çit nesnesi yerine geçen bir fiil. Akbara üç nesne alan bir fiildir. Ee, efendim, akbara yerine habbara, embe, nebbe, e, efendim, aleme diye de bilirdiniz. Hepsi de haber vermek, bildirmek anlamına e, gelir. Şuradaki akbara, hu, hu birinci nesne, İşte şu isim cümlesi. E, ne mastarlaştıran enne e, ne? ile hani mastarlaşmış. Bu mövül mastar çift nesne yerine geçiyor. E, bir de burada var. Üç tane nesnesi olmuş oluyor. Ummuhu nedir? O da akbara fiilinin failidir. Öznesidir. Tercüme ederken bakın anneden başlıyorum. Çünkü öznedir bu. Annesi Evet, ona, birinci nesne, o ikisinin okulda olunduğunu, oluşunu haber verdi. Biz burada enneyi kullanmasak bile, efendim, aynı anlamı elde edebilir. Ve şöyle diyebilirdik. Fe akbaratuhu ummuhu iyyahuma fil medreseti. Bu durumda iyyahuma, ikinci, Film medreseti üçüncü nesne olur. Fakat şimdi bu cümlenin başına enne getirince müevvel dönüştürdük ve müevvel burada akbaranın ikinci ve üçüncü olmak üzere çift nesnesi yerine kullanmış oldum. Bu Arapçada yaygın bir durum. Şu zanne ve benzerleri var. E, efendim çift nesne alır. E, bunların e, bu çift nesnesi müevvel olarak gelebilir. E bir de akbara ve benzerleri var. Üçüncü nesne alır. Bu da, bu burada da ikinci ve üçüncü nesneleri müebbel masar olarak gelebilir. Yaygın bir kullanım. Annesi ona, onların okulda olduğunu haber verdi. E, okulda olduğunu, devam ediyor cümlemiz. E, efendim okulda olduğunu ve bir saat sonra geleceklerini e, efendim haber verdi. Setahturani ba'de saatin nedir diyebilirsiniz. Efendim bu şuradaki fil medrese haberi var ya evet ona e, atfedilmiş bir yapıdır. Yani ennehuma fil medreseti ennehuma setahturani ba'de saatin. Daha sonra orta kusurlar düşürülüyor ve vavla e, efendim atıf terkibi yapılmış oluyor. Burada fil medreseti Huma'nın haberidir. Setahduran ibade saatin o da Huma'nın haberidir. Fakat vavla atıf terkibi kurulmuş. Evet. Anlamı güncelleyelim. Annesi onların okulda olduğunu ve bir saat sonra geleceğini haber verdi. Efendim bu arada Setahdurani bir fiil madem bu fiil Setahduru buradaki Elif Elif e, fail e, efendim Nun e, nun'a dikkat etmiyoruz. Onun herhangi bir öge değeri yok. Ama oradaki nun'un bulunmasının bir anlamı var tabi. Bade saatin bu da e, muzaf muzafın ilehten oluşan bir isim tamlaması olup zarf soylu şibi Ve mefulün fih ögesidir. Ne zaman sorusunu cevaplandırır. E, muzari fiillerin biliyorsunuz ani, une ve i ile bitti biten çekimleri var. bunlara biz beş fiiller diyoruz. İşte yektubani, yektubune, tektubani, tektubune, tektubine hepsi ani, une, i ne ekleriyle bitiyor. İşte onlara beş fiiller diyoruz. Oradaki a, u, i elif, vav, ye var ya. onlar o fiilin aynı zamanda öznesidirler arkadaşlar. Peki nun niye var orada diyebilirsiniz. Evet onun bazen düşüyor. Nun'un düşmemesi bir alamet. Düşmesi o da bir alamet. E, i̇leride göreceğiz. Nas bedatları ile birlikte onun düşüyor. Cez bedatları ile birlikte nun düşüyor. Demek ki onun düştüğünde başında bir nas bir de cez var. Ben bunu anlıyorum. E, peki nun varsa düşmediyse Demek ki nasıl ı cezmedatı yok. Bunu da anlıyorum. Efendim hani bir şeyin varlığının da bir alameti vardır. Anlamı vardır. Yokluğunun da. Sadece yokluğunun anlamı yoktur bir şeyin. Varlığının da bir anlamı vardır. E, bunu dil açısından da düşünebiliriz. Arapça açısından düşündüğü, düşünürsek çok daha anlamlıdır. Az önce hani e, ani, eki getiriz isimlerin sonuna demiştik. Orada nun varsa bunun bir anlamı var. E, yoksa, o, e, onun da bir anlamı var. Es sadiqani nun düşmemiş. E, e, demek ki muzaaf halinde değil. E, şurada e, nun düşmüş. E, demek ki muzaaf halinde. Çünkü muzaaflar e, ikili nunu, çoğunluğunu almazlar. Fil mesa'i mufulun fiyesi zehebe fil hatin fa'il ilel mescid mefulun bi gayri sari li salatil işai bu da mefulun li yecdi ögesidir. Evet. Bak birçok ögeyi barındıran bu cümle bir fiil cümlesidir. Fil mesai mefulun fi ilel mescid mefulun bi gayri sari li salatil işai mefulun li mefulun le mefulun li yecdi aynısıdır bu. Hatim ise failidir. Hiç müpteda ya da haber demedim. i̇sim cümlesi olsaydı sadece iki öğeden bahseder. Bu mübtedadır, bu da haberdir efendim derdik. Burada ilel mescid li, ile lisale-tul-işa e, fi'l-mesai bunların hepsi şu ذهب fiilinin önüne geçebilir. Geçse bile cümleyi isim cümlesine çeviremez. E, efendim çünkü onların hepsi tamamlayıcı gelelerdir. Cümlenin yapısını isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi diye belirlerken tamamlayıcı ögelere bakmayız. Atlarız onu. Yok sayarız. Sadece özne ve yükleme bakarız. E, efendim yani fiil fail mi var yoksa müpteda haber mi var diye. Diğer bir ifadeyle özne mi yükleme. İşte bunun yeri nerede ona bakarız. E, yüklem artı özne ise fiil cümlesi. Tabi yüklem fiil soylu olması gerekiyor. E, yoksa o zaman özne artı yüklemdir ki bu da isim cümlesidir. Akşam hatim yatsı namazını kılmak için camiye gittim. Fe gâbelehu Muhammed ve Sa'id. Buradaki es ikili bir isimdir. Muhammed ve Sa'id onların kim olduğunu açıklıyor. Biz buna efendim bedel grubu diyoruz. Muhammed ve Sa'id Sadıkani'ye açıklamaya getiriyor. Kim olduklarını söylüyor. E, efendim e, yani bedeli mutabıkıdır. Bunun hepsi e, tek bir ögedir. E, bedel grubudur bu. Bu bedel grubu kable fiilinde fail öbeğidir. O yüzden buradaki ani ikil bir sözcük olduğu için eee eyni ile değil ani ile bitmiştir. E, burada hu zamiri var. Efendim bitişen bir nasp zamiri. E, bitiştiği için fiile Fa'ilin önüne geçmiştir. Kâbele fiil, öteki hu, mefulün bi. Diğeri ise peşinden gelen e, bedel grubu. Fa'il öbeğidir. E, i̇ki arkadaş Muhammed ve Said onu karşıladı. Ya da onun karşısına çıktı. Efendim. Ferahabe bihime. Rahabe nesnesini bi alır. İşte merhaba demek. Sıcak karşılamak. E, efendim anlamını verir. onları sıcak karşıladı. Vacelese yani merhaba dedi de diyebiliriz. Ama merhaba demek biraz soğukluk e, izlenimini veriyor, çağrıştırıyor. O yüzden onları sıcak karşıladı. Vacelese mahuma ba'del vakti. Celese fiil, faili huve gizli, mahuma hal, onların yanında demek. Ba'del vakti ifadesi ise e, efendim ne kadar süre oturdu sorusunun cevabı olup meful fih ögesidir. Tamamlayıcı bir ögedir. Fiil fail hal mefulün fih ögesidir. Kaza Hatim izaze tan kısire el ehli ve el istikai. Beyne el ehli ve el istikai ifadesi nerede sorusunun cevabı aile fertleri ve arkadaşlar arasında. İcazetten kalsıyraten mefulun bih ögesi. Hatimde fail. Yani hatim aile bireyleri, aile ve arkadaşlar arasında kısa bir tatil geçirdi. Fiil, fail, mefulun bi mefulun fiih ögesi. Badinti heyl icazeti e, tatilin bitiminden sonra biz bunu tatil bittikten sonra deriz Türkçe'de. Bu mefulun fiih What Vedda fiil uğurladı, veda etti anlamını verir. Hatimun fail el valideyni bu da mefulün bih ögesidir. Tatilim, tatil bittikten sonra hatim anne babaya e, veda etti. Sonra a'de ile mekâni fil Sonra oradaki yerine döndü. A'de fiil faili gizdi efendim geri kalan da mefulun bir gayri sarih tir. Evet son paragrafta bir iki tane cümle var. Üç tane cümle var arkadaşlar. Üçü de fiil cümlesidir. Yukarıda bir bakıyorum. En baştaki isim cümlesi tamam. Başlıkta isim cümlesi. Ama ikinci cümle, üçüncü cümle, dördüncü cümle, beşinci cümle, altıncı cümle, efendim sonra şu cümle, efendim ve bu, ve bu, ve bu, ve bu. Bunların hepsi fiil cümleleridir. Demek ki burada iki tane isim cümlesi var. Hatimun yazuru usratehu ve Hatimun cundiyun fil ceyşil ordini. Efendim Zara fiili şimdi, Zara Yezuru Ziyaretun Bu birinci vaptan ecvef vavi bir fiildir. Nesnesini direkt olarak alır. Zarahu Onu orayı ziyaret etti demektir. Cundiyun asker. Bunun çoğulu cunut. Ceş ordu. Efendim çoğulu cuş. Buradaki Urd, urdun urdun el urdun devletin adı efendim e, sonuna iyi yön alınca el urduni elde ederiz. Nispet ekli isim olmuş olur. Ürdünlü anlamını verir. Yevum Eyem gün günler demek. İcazetun e, tatil düzenlidir çoğulu icazet şeklinde. E, hasale fiili birinci babdan hasale yahsulu husul meydana gelmek e, demek. Fakat bu hasale ala ile kullanılırsa yani nesnesini ala alırsa e, o zaman e, elde etmek anlamını verir. Fakat nesnesini derken anlam açısından nesnesini yoksa şuradaki aleyhi hasalenin mefulün bir gayrı sarı ögesi oluyor. Çünkü nesnesini direkt alan fiiller müteahattidir diyoruz ya o direkt e, nesnelere biz mefulün bih diyoruz. E, eğer harfi ise mefulun bir gayri sahiptir diyoruz. Hadara efendim nesnesini direkt olarak alabilir. Hadarahu ona geldi. E, ya da hadara efendim ileyhi. Şuradaki hadara hani katılmak anlamını da verir. Mesela hadarat derse derse katıldı. Zaten gelmek katılmaktır. Efendim bu da birinci babdan. E, baptan. Hadara yahduru Hudur. Zaten hudur kelimesi de Türkçe'de e, kullanılıyor. Medine mudun. E, usra aile demek. Usar. İstakbele fiili efendim 3 e, artı 3 6 harften oluşan istifale vezinde istifal babından bir mazi fiil. Bunun aslında muzaresini ve di diğer elemanlarını söylemeye aslında gerek yok. E, çünkü babı var bunun. Ama ben şimdi söyleyeyim. İstakbele, yestakbilu, istakbil ve mastarı da istikbaldir. İstikbal de Türkçe'de kullanılıyor. Bu istakbele nesnesini direkt olarak alan bir fiildir. Onu karşıladı dem demektir. E, efendim, menzil işte konut, konak, e, konulan yer anlamında. E, Menezil evler demek. Biz çoğu kere ev diyoruz. Ama nezle biliyorsunuz inmek, konmak demek. E, efendim. sadigun, astiga'u evet. Itma en, itma inu, itma bu 4 e, artı 2 toplam 6 harften oluşan rubai mezit bir fiildir. İf'alelle e, veznindedir. Efendim itmaenne aleyhi ondan hoş e, ondan e, efendim sağlığından e, emin oldu. Efendim gönlü yatıştı. E, efendim gönlü e, dingin hale geldi. Yani e, işte yatış yatışmak uygun bir anlam. Mutmain oldu efendim anlamını verir. Sele Se fiili sordu demek kime sorusunu direkt neyi e, sordu ne hakkında sordu Ce efendim an ile verir cevabını. Sele Se e bu mehmuz bir fiildir. E, muzarisi yeseludur. Demek ki üçüncü babdan e, efendim e, gelir. Evet. Mütaaddi bir fiildir. Sormak. E, efendim bu seale fiilinin başka anlamları da var tabii ki. Mesela dilenmek. E, Salehu işte e, ona sordu. S Sormak da bir dilenmektir. Çünkü karşıdan cevap istiyorsunuz. Efendim. Uhtun sözü Ehevet ha bu arada ehun sözcüğü ise efendim ihvetun ve ihven şeklinde gelir. Akbara ifal babından yani bir fiil üç nesne alan fiiller grubuna girer. Akbara yuhbiru masları ihbardır. İşte akbara e, efendim ha Şöyle de kullanılır bu. akbarahu ona haber verdi. Neyi? bihi, onu. Yani ve, ve haber olarak verilen şey bi'den sonra da getirilebilir. Tabi bu durumda akbara üç nesne almıyor. Ama üç nesne alırsa akbarahu iyyahu iyyahu diyoruz. Yani şu ikinci ve üçüncü nesneler efendim daha doğrusu tüm nesneler mansup oluyor. Ama bu ikinci ve üçüncü nesneler müpteda haberden oluşan aslında isim cümlesidir. E, efendim, sonradan ikinci ve üçüncü nesneye dönüyor. Şu ikinci ve üçüncü nesnenin enne ile müvel mastarlaşmış hali de kullanılabilir. Şöyle ki ennehu tabi bu durumda ennehu deyince şuradaki iyyehu ref zamir, ref haline geçecek. Çünkü ennenin ismi nasb ama haberi merfu olur. Bunu bir örneklendirelim. Efendim, akbara hasenun. Habe, Hasan haber verdi. Mesela bir. bi vusuli bi, Ayşe. Ayşe'nin gelişini. Bakınız bu şekilde kullandık. Bu akbarahu bihiye örnektir. Peki. Akbarahu iyyahu iyyahu ya. Bir örnek verelim. Akbara Hasenun. Evet. Ayşete Vasalet. Bakın Ayşete Vasalet Mübteda ve haberden oluşan bir isim cümlesi. Fakat daha sonradan akbara ile birlikte kullanınca ikinci ve üçüncü nesnesine dönüşüyor. Ha, bu arada kime sorusunu cevaplandırmamışız. Kime cevaplandırsın? Efendim el müderrise. Mesela Hasan öğretmene Ayşe'nin gelişini haber verdi. Akbara Hasan'un el müderrise Ayşe'te vasalet. Hasan öğretmene Ayşe'nin gelişini geldiğini haber verdi. Burada Ayşe birinci, ikinci vasalet, üçüncü el müderrisi ise birinci nesnedir. Peki şimdi de şunu örneklendirelim. Şurada bir tane cümle kurmuştuk ve ikinci ve üçüncü nesnesinin müpteda haber orijinali olduğunu da haber vermiştik. Şimdi bu bunun başına enne getiriyorum. E, enne gelince Ayşe yine ennen ismi olduğu için mansub oluyor. E, vasalet e, bu ise mahallen mansub, e, Mahallen merfu. Az önce şurada mahallen mansub. Ama burada mahalle merfu. Çünkü ennenin haberi merfu ya da ref mahallinde ögel olur. Efendim bu üç tane cümle Arapçada üç farklı şekilde ifade bulmuş. Anlamı aynı ama tarzları farklı. Ee, efendim. Ummun kelimesi ummahat anneler demektir. Medresetun okul demek. Mederis şeklinde gelir çocuğu çoğulu. Saatun saat. Evet. Mesela akşam demek. Şurada bir işe var. O da yatsı demek. E, efendim. E, diyeceksiniz ki peki bir de işe değil de işe diye bir sözcük var o akşam yemeği Peki akşam namazı ne? E, akşam namazına biz eee efendim eee magrib gün batımı e, ya da grup diyoruz. İşte gün batımı. Bunun namazı efendim salatül magrib salatül Grup belki. Fakat ayşe yatsı namazı demektir. Mescit mesacit şeklinde kullanılır. E, olarak gelir çoğulu mescit, mescit. Rahabe tefail babından bir fiil. Rahabe efendim bihi sıcak karşılığı demektir. Muzarisi yurahibu masdar ise terhib şeklindedir. Kabele efendim görüştü nesnesini direkt alır. Görüştü, karşılaştı, efendim karşısına çıktı hatta anlamını verebiliriz. Bu mufale babındandır. Yukabilu mukabeletun şeklinde muzari ve e, masları gelir. Mukabele zaten Türkçe'de de kullanılan e, bir sözcüktür. Gaza fiili efendim icazeten gibi e, bir sözcükle ya da yevmen gibi bir sözcükle ya da efendim işte zaman işte bağdal vakti gibi bir e, sözcükle geçirdi anlamını verir. Ama bu ilginçtir. Kaza ale ala ile kullanılırsa kaza ala üstesinden geldi, yok etti, ortadan kaldırdı anlamını verir. Evet, bunların mazi, muzari hangi anlama gelirse gelsin masları aynıdır. Allah'a yakdik un. işte birlikte kullandığı harfi ceri anlamı ne kadar değiştirebiliyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ve ta diyor, tevdiye, murlamak ve veda etmek. E, diyeceksiniz ki bunlar iki farklı şey. Hayır aslında iki farklı şey değil. Aynı olgu giden açısından efendim veda etmek ama kalan açısından uğurlamak anlamına geliyor. İşte veda ikisini de karşılar. Vatta'ı vetti'u Tevdi'i Efendim bu vatta'ı onu uğurladı e, ya da ona veda etti anlamını verir. Evet. A'de'i u'du avdetun e, Nereye sorusunun cevabını ile ile Nereden sorusunun cevabını ise min ile verir. Mekan sözcüğü var burada. Efendim mekan çoğulu emkine emkinetu şeklinde gelebileceği gibi daha çok emekin şeklinde de e, gelir. Ceyşun, cuyuşun e, bu da ordu demekti.